Merhaba, Mutfağa Da Harikalama hoş geldiniz. Evde irmik varsa bu helvayı mutlaka denemelisiniz. Bugün çikolatalı irmik helvası hazırlıyorum. Şerbeti için bir çay bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı sütü alarak karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte şeker tamamen erine kadar karıştırıyorum. Bu esnada sütümüz de ılımış oluyor. İçerisine 50 gram çikolata ekliyorum. Ben bitter kullandım. Sütü de tercih edebilirsiniz. Kenarda bekletelim. Tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, çeyrek çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ardından içerisine 1 su bardağı irmik. Orta ateşte devamlı karıştırarak irmiğimizi kavuracağız. Tamamen renginin dönmesine gerek yok. Hafif kavrulması yeterli olacaktır. Bugün çikolatalı, kakaolu harika bir irmik helvası hazırlayacağım. Tatlı niyetine oldukça lezzetli oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Buraya kadar izlediysen lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Sizler daha önce çikolatalı irmik helvası denediniz mi? Denemediyseniz lütfen bu tarife bir şans verin. İrmik istediğim renge gelmeye başladı. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi fazla rengin dönmesine gerek yok. Çünkü şerbetimiz hem çikolatalı hem de kakaolu. Bu renk ideal. Dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Ocağım şu an kısık ateşte. Tadını çok seveceğiniz harika bir helva oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Diğer helva tarifim için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Tamamen karıştırdım ve şerbetini çekmeye başladı. Kısık ateşte 3 ila 5 dakika arasında hızlı bir şekilde karıştırarak helvamı toparlıyorum. Zaten toplamda irmiği ortalama 3 dakika kadar kavurdum. Bu helvayı hazırlamak 10 dakikanızı bile almıyor. Ortama 7 dakika içerisinde helvanız hazır. Tatlı krizlerine, çikolata krizlerine birebir harika bir helva tarifi oluyor. Dene, mutlaka sen de çok beğeneceksin. İstediğim kıvama geldi. Helvanızı servis yapabilirsiniz. Bu helvaya dondurma da çok yakışıyor. Arzuya göre dondurmaya da servis yapabilirsin. Dokusu, kıvamı bu şekilde. Yiyen herkesin çok beğendiği farklı helvalardan bir tanesi. Siz de mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. İnanın hak vereceksiniz. Sizlerin vazgeçilmez tarifleriniz arasında olacaktır. Kıvamı da sizler görüyorsunuz. Ben üzerine biraz Antep fıstığı tercih ettim. Fındık da yakışıyor. Dokusu da kıvamı da böyle. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.